Şimdi tedaviyle kişinin direncini arttırdık. Tekrar efendim kabını boşalttık. Eski direncine kavuştu. Ama hayat devam ediyor. Zaman ilerliyor. Ne bileyim kişi yeni bir kente taşınıyor, yeni bir iş sahibi oluyor, çocukları oluyor. Efendim tekrar işinden oluyor, işte üçüncü çocuğu oluyor, ekonomik sıkıntıya giriyor, işten çıkarılıyor, efendim bir trafik kazası geçiriyor, sakat kalıyor, diyabete yakalanıyor, şu oluyor, bu oluyor, direnç tekrar kırılıyor. Bu depresyonun tekrarı değil, bu başka bir depresyon artık. İşte gene aynı tedavi usulleriyle biz tekrar kişinin direncini, kuvvetini, dirayetini, o iç huzurunu, metanetini tekrar kuvvetlendirmeye, eski gücüne kavuşturmaya çalışıyoruz. İşte bunlara depresyon tedavileri deniyor. Çeşitli çeşitli birçok depresyon tedavi usulü vardır. Zaman ilerlediği gibi hayat da ilerliyor. Hayat şartları da evriliyor, değişiyor. İnsan da bu arada değişiyor. Tabii bu arada tekrar bir depresyon başlayabiliyor. Bu önceki depresyonun ya tekrarı olabiliyor ya da yeniden sıfırdan başlamış yeni bir depresyon olabiliyor. Yani zaman durmadığı için depresyon da durmuyor. Yani hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz ki. Dilerim hepimiz için hayat olumlu, hoş, güzel, hoşnut kalacağımız yaşantılar karşımıza çıkarır. Ama bazen hiç olmadık, beklemediğimiz, hakikaten zorlu, acıtıcı, zorlayıcı, travmatik yaşantılar başımıza gelebiliyor. Birey olarak da gelebiliyor, toplum olarak da gelebiliyor. Bunun sonucunda hem birey hem toplum tekrar depresyona yaklaşabiliyoruz, kıyısından geçebiliyoruz veya depresyona girebiliyoruz.